Masum Öğretmen Kanalından herkese merhabalar canlarım. Bugün sizlerle beraber bir ürün açılımı yapacağız. Bir kutu açılışı yapacağız daha doğrusu. Çin'den gelen bir ürünüm var. Bunun açılışını yapacağım. Arkadaşlar bu ürün geçen videoda da bahsetmiştim size. Bu ürün bana Çin'den bedavaya geldi. Bayağı bildiğiniz bedavaya geldi. Nasıl bedavaya geldi? Bunu kutu açılışından sonra anlatacağım. İzninizle hemen kutu açılışına geçelim. Şunu bir kutu açılışı yapalım. Üstelik elimde iki tane daha ürün var. Şunların da neler olduğunu falan anlatacağım. Kutu açılışından sonra bununla ilgili başımdan geçen hikayeyi sizlere anlatacağım. Sizi seviyorum. Lütfen izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, açılışa geçtik. Şimdi elimizdeki şu cihazın önce açılışını yapacağım. Sonra şunlar var. Bunlar da gerekli aparatları zaten. Arkadaşlar kutunun ön yüzeyine baktığımız zaman kutunun ön yüzeyinde kamera görünüyor. İçerisinde işte aparatları var. Authentic H9 yazıyor. Remote Splash Proof, yani uzaktan kumandası da var. Bu etiket olarak gelmiş. 20 metreden 66 fitten alıyormuş. Öyle yazıyor. 4K Ultra HD Wi-Fi var. Waterproof, yani su geçirmezliği var 30 metreye kadar. Action kamera yazıyor. Renkleri varmış: siyah, mavi, beyaz, sarı, pembe, gri, krem mi, krem diyeyim, ve beyaz rengi. Ben beyaz rengini aldım. Arka tarafında ürünün 4K Ultra HD standart şeyler yazıyor. Specifications, özellikleri burada, bütün özellikleri burada yer alıyor. Ultra HD 4K artı su geçirmez özelliği var. Video 4K'da 25 FPS, 2.7K'da 30 FPS, 1080, yani Full HD dediğim çözünürlükle hem 60 hem de 30 FPS çekim yapabiliyor. Aynı zamanda 720p'de, yani HD şeyde de 120 FPS kaydı mevcut. Super Wide Angle Lens diyor. 470 derece, yani çok geniş, 170 derece, yani bir görüş açısı 180 derecedir dümdüz bir görüş açısı. Bu 170 dereceymiş. Bu çok iyi. Waterproof up to 30 meters, yani su geçirmezliği 30 metreye kadar. Wi-Fi özelliği var. 2 inç LCD ekranı var. Multi language, çoklu dil özelliği var ve Türkçe özelliği de var arkadaşlar. Bu çok önemli. Storage, micro SD kart falan filan, bildiğimiz SD kart kullanıyor. Not included, yani içermiyor. 1050 mAh bataryası var. 1080p'de 30 FPS'de 1,5 saat, yani 90 dakika. 4K'da 25 FPS ve 1080p 60 FPS'de 1 saat kayıt alıyor. Input output, yani girişler ve çıkışlar, micro USB girişi var, HDMI çıkışı var. Dimensions, tam olarak ölçüleri 59 milim boyu, 54 eni, pardon 24 kalınlığı, 41 milimetre eni olması lazım. Large, neyse boş verin. Özellikler işte 2 inç LCD, 120 derece, HDMI, 4K, su geçirmezlik 80 dakika diyor. Renkleri de burada dediğim gibi, demin bahsettiğim gibi değinilmiş. Burada yanında bir görüntüsü var. İçerdiği aparatlar arkadaşlar, su geçirmezlik aparatı var. Handle var, yani handlebar, mount, acaba bu elle tutma aparatı gibi bir şey herhalde, tam anlamadım ama. Helmet sight. Bunu da bilmiyorum. Bu da bileklik falan herhalde. Şarjı var. Quick clip var. Bu var ama ben bunu şu anda arabada unuttum. O yüzden gösteremeyeceğim size. Rounded battery. Bir tane de bataryası çıkıyor içerisinden. Peki arkadaşlar, açılışa geçelim. Şöyle bir ürün. Şunu artık kenara alabiliriz. Evet arkadaşlar, ürünümüz tam olarak bu. Şöyle bir üründen bahsediyoruz. Hemen bakalım ne gibi özellikleri varmış. Arkadaşlar şu kilitli aparatından kurtulduktan sonra cihaz elimize düşüyor. Yani cihaz şöyle bir cihaz. Gördüğünüz gibi şöyle bir cihaz. Ve şöyle uzun bastığınız zaman açılıyor. Hemen ekranda geliyor gördüğünüz gibi. Action kamera, ama içerisinde kart yok şu anda. Öndeki tuşuna basarak modunu değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta, ama şey olmadığı için, hafıza kartı olmadığı için, evet, ayarlar kısmına girdi. Hemen bir hafıza kartı takalım arkadaşa. Bakalım. Evet. Şöyle bir şu hafıza kartından kayıt alabiliyoruz. Evet. Taktığımız anda kendi kapattı şu anda. Bir daha açacağız.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani kayıt aldım. Aldığımız kayıtları ben size video sonunda izleteceğim. Şöyle görüntü kalitesi de bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim diyeceğim de parlama yapıyor. Şurada odaklansa. Ön tuşa basıyorum arkadaşlar. Kamerada sallanıyor. Ön tuşa basıyorum, gördüğünüz gibi 12 megapiksel wide diyor. Ayarlara girdi. 1080p 60. Burada kamera moduna geçiyor. Çoklu çekim moduna geçiyor. Kamera moduna geçiyor. Evet arkadaşlar, ayarlar ayarlar kısmına girelim. Bakalım ayarlar kısmında ne varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe menü, film boyutu diyor. Döngü kayıt, tarih buluğu, çözünürlük, üçlü çekim, devam etmek, sürekli zaman, güç frekansı, dil, sesler, döndürmek 180 derece, panel koruma, güç tasarrufu, biçim, tümünü sıfırla ve versiyon. Bir sürü ayarı var. Film boyutundan ayarlarımızı şöyle yapabiliyoruz. Bakın 1080p, 4K, 720 FPS gibi ayarları değişebiliyoruz. Ben genelde açık konuşayım, şunu da çekiyorum. Bunda 5-6 saat falan kayıt yapıyor. Döngü boyutunu, yani sürekli döngüde kayıt alıyor. En başta sildikle şey yaptıklarını otomatik olarak siliyor. Tarih ekleyebiliyorsunuz. Exposure diye bir özelliği var. İşte FPS'ini ayarlıyorsunuz. Çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Bakın buradan. Fotoğraf çözünürlüğü bunlar. Üçlü çekim yapabiliyorsunuz. Devam etmek, sürekli zaman falan. Dilini değiştirebiliyorsunuz. Türkçe yapabilirsiniz ya da başka bir dile geçirebilirsiniz. Böyle şeyleri var arkadaşlar. Ayarları var. Bataryasını da zaten şuradan görebilirsiniz. Başka söylemek istediğim önemli bir özelliği de Waiting for Wi-Fi connection. Yani telefonla iletişim kurabiliyor. Şu anda telefonla kayıt aldığım için ne yazık ki bunu gösteremeyeceğim size. Ama telefonla da iletişim kurabiliyor ve telefondan çektiklerinizi izleyebiliyorsunuz. Belki videonun sonuna bunu da eklerim. O özelliği de eklerim başka bir. Belki de kesin eklerim yani. Buna çektiğim kayıtları da ekleyeceğim için onun sonuna da eklerim bunu. Bunun anlatabilecek pek bir özelliği yok zaten arkadaşlar. Hemen diğer içeriklerine geçeyim. Şunla şöyle koyuyorsunuz. Hadi oğlum. Koyduğunuz zaman şöyle de cazı çat diye geçiriyorsunuz. Hiçbir sıkıntı kalmıyor. Şöyle yapalım. Şimdi aparatlara geçelim arkadaşlar. Aparatlardan içinden sabitleme aparatı çıkıyor. 3M yapıştırma aparatları çıkıyor. Bunlara geçmeli aparatlar. Güzel yani, gayet iyi. Şöyle bir aparat çıkıyor tripod için. Yine şöyle bir aparat çıkıyor tripoda sabitlemek için. Kullanım kılavuzu çıkıyor. İçindekiler menüsü çıkıyor. Şunlar sanırım şunlar için. Yani şöyle geçebiliyor. Yani kask aparatı aslında şunlar. Kask aparatı dediğimiz aparatlar. Temizleme bezi arkadaşlar, bunun lensi bayağı kıymetli. O yüzden temizleme aparatıyla temizlememiz. Bu bir yedek parçası çıkıyor. Bu dediğimiz gibi handlebar. Ya bu bisiklet için falan olan herhalde. Şöyle aparatlar da mevcut. Evet, bundan bir tane daha varmış. Uzaktan kumandası arkadaşlar. Uzaktan kumandası fotoğraf tuşu ve video tuşu. Bastığınız zaman zaten mesela açılıyor mu? Şu an bakayım. Şu an açılmıyor. Açık olduğu zaman işe yarıyor anladığım kadarıyla. Cırt cırt bantları var. Bunlar da bayağı işlevsel. Şöyle bir de aparatı var. Şu da yine bileğe oturtulup çekim yapabilmek için. Ve bunlar da çeşitli aparatları. Şu da. Şimdi arkadaşlar şunları da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar ürün şu aparatlar hariç olarak geliyor. Yani bu ürünü aldığınız zaman şunları göndermiyorlar size. Bizim ürünümüzde arkadaşlarım şöyle bir ben ekstradan aldım bunları. Bunların da linkini koyarım. Siz de oradan alırsınız. Ben bunları ekstradan aldım. İşte şöyle aparatlar su altı için. Yani bunu koyduğunuz zaman suyun üstünde çıkıyor direkt cihaz zaten. Elinizden kayıp düşmesini engellemek ve tutumu kolaylaştırmak için konulmuş şeyler. Peki bunun içinde ne var? Ona bakalım. Gayet güzel tasarlanmış. Gördüğünüz gibi paketleri, okey taşları konulabilecek kıvamda şeyler. Evet. Arkadaşlar bu kafa bandı.
Öyle söyleyeyim size. Direkt kafanıza geçiriyorsunuz bunu. Ardından da işte sabitleme aparatları yardımıyla bunu buraya koyuyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Bu öyle bir aparat yani. Çok fazla abartmaya gerek yok. Ve kaymaması için gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kaymaması için de şöyle böyle yapışkan şeyler var. Plastik. Ardından bu göğüs aparatı. Şuraya oturtuyorsunuz cihazı. Göğsünüze takıyorsunuz. Burayı omuzlarınızdan geçirip göğsünüze takıyorsunuz. Bu da bilek için arkadaşlar. Bileğinizi oturtmak için. Yani şöyle işte şöyle takacaksınız işte. Bileğiniz için yani bu. Evet arkadaşlar. Ürün bu kadar. Başka bir de şey var. Onu da artık arabada olduğu için alamadım şu anda. Altında direkt tripod girişi olan. Allah'ım o kadar dağıttım ki masayı var ya. Şu aparat var. Quick Clip dediği. Yani kolaylıkla bunun içine sokuyorsunuz ve tripod girişi var bunun. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, kutu açılışını gerçekleştirdik. Tekrardan kutuyu toparladım zaten ben de. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ürünü ben 11-11 indirimleri vardı. Belki bilirsiniz alışveriş ettiyseniz. 11-11 ürünlerini yani 11 Kasım ürünlerini indirimli olarak aldım. 40 dolar gibi bir fiyata aldım. 40 dolar o dönem ne kadar yapıyordu? 130 lira falan yapıyordu 40 dolar. O dönem bayağı da düşüktü fiyatı. Doların şu anda 4 liraya yaklaştı. Gerçi 3.60'a falan düştü. AliExpress üzerinden aldım. Telefon AliExpress uygulamasından aldım zaten. Ve arkadaşlar ürün elime normalde 2 ay içerisinde ulaşması lazım. Hatta ben şeyi de açayım. Maksat size göstereyim. Ürünün nasıl bir şekilde elime geçtiğini. Ürünü aldıktan sonra arkadaşlar ürünün alakalı mesaj attım ve ürünün bana gönderileceği konusunda hem fikir olduk. Ardından şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ürün normalde bana 2 ay sonra ulaşması gerekti ve 2 ay yani Kasım, Aralık, Ocak, 11 Ocak'ta elime ulaşması gerekirdi. Ancak 11 Aralık'ta elime ulaşmadı ve 9 Ocak'ta ben şey gönderdim. Ürün elime ulaşmadı. Hani otomatik olarak kabul edildiği için ben ürün elime ulaşmadı. Dispute açıyorum dedim. Yani itiraz açıyorum dedim. Ürün elime ulaşmadığı için. Ve işte dispute açtım. Dear friends, işte altta da mesajım var zaten. Görünür mü görünmez mi bilmiyorum da. Dear friends, we are sorry to hear that the logistics have been postponed to the New Year's holiday falan filan. Yeni yılla alakalı problemlerimiz oldu ve bu yüzden bazı sorunlar var. Bir 15 gün daha bekler misiniz diye bir şey yaptılar. İşte 15 gün beklememi istediler. Ben dedim ki tamam 15 gün bekleyeceğim. Üzerine de yazdım. Teşekkür ettiler. Ondan sonra bir daha dönüş olmadı bana. Ardından ben ürünü artık hani dedim yani 15 gün geçti. 15 gün geçtikten sonra da otomatik olarak kabul ediliyor ister istemez. Ya da ben öyle biliyorum. Tam da emin değilim ona. 15 gün sonra bittikten sonra ben tekrardan mesaj attım. Dedim işte ürün elime ulaşmadı. Hani ben tekrardan dispute açtım ve bir 10 gün kadar bekledim yine yani. Bir 10 gün kadar bekledim. Ta ki 3 Şubat'a kadar yani 11 Kasım gibi aldım ve 3 Şubat'a kadar bekledim. Ürün elime ulaşmadı. Ürün 3 Şubat'ta otomatik olarak kabul edildi. Ve ben de pardon kabul edildi diyorum. Otomatik olarak iptal edildi ve para bana dönüşü sağlandı. Ve tam 3 Şubat günü ürün elime ulaştı. Tam yani para iptal olduktan sonra, para geri gönderdikten sonra 3 Şubat'ta ürün elime ulaştı ve ben de mesaj attım. Kamera bugün geldi falan filan diye. İşte adam dedi ne diyorsun falan yazmış böyle. Hello dear friends, what can, yani nasıl yardımcı olabilirim? Kamera bugün geldi yazdım. Adam böyle soru işareti smiley'si yollamış. Ardından para bana geldi. Ben paranı geri göndermek istiyorum yazdım. Yapabilirsin falan yazmış ama hani nasıl olur diye mesaj attım en son. Ve adam bana hala dönüş yapmadı. Ürün ben 130 liraya almıştım dolar düşükken. Dolar yükseldiği için bana 150 lira gibi bir iade oldu. Yani ben ürünü aldım. Üstüne de 20 lira gönderdiler. Para da almadılar benden ama şu ürünleri ikisine beraber 12-13 dolar gibi bir fiyata aldım. Yani normalde bu ürün şu anda ben indirimde almıştım 40 dolara. Şu ürünü almaya kalksanız şu anda bu ürün 50 dolar. Yani günümüz parasıyla 5x3 15, 5x6 30, 180 lira yapıyor mu lan 180 lira? Tabii 180 lira yapıyor. Ben 10 dolar daha ucuza almıştım indirimli haliyken. Çekimleri gayet güzel. Çekimleri zaten videodan sonra göstereceğim. Birkaç amatör çekimim olmuştu. Araç içinde ve işte
günlük hayatta çekim yaptığım çekimler. Bu kadar arkadaşlar, fazla da şey yapmaya gerek yok. Yani bu ürün bana bedavaya geldi. Üstüne de para verdiler diyebilirim. Gayet güzel oldu benim açımdan, ama ben paramı geri ödemek istiyorum adama. Yani çünkü Çin'de günlük günde adamlar 1 dolara falan çalışıyor. Çin için yani 40 dolar çok büyük para. Ben ürünün parasını geri göndermek istiyorum ama adamlar almamakta ısrar ediyorlar. Bakalım ne olacak? Alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bu tip kutu açılış videolarının devamını gelmesini istiyorsanız like sayısını çoğaltalım arkadaşlar ve yorumlarınızı bekliyorum video hakkında. Videoyu bittikten sonra hemen ayrılmayın. Örnek çekimleri göstereceğim size. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın lütfen.